Allah'a kullukta, secdede, ibadetteki rakibimiz, bizimle beraber koşan ve bizden milyarlarca sene önce belki bu yarışa başlayanlar meleklerdir. Biz onlarla yarışıyoruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu yarışın en ucundaki noktayı bize gösteriyor. Diyor ki, ihsan düzeyinde ibadet edinceye kadar devam. İhsan nedir ya Resulallah diye sorulduğunda, sen her ne kadar Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor ya şuuruyla ibadet etmendir. Kulluğunu Allah'ın seni gördüğü şuur düzeyine taşıncaya kadar müminlik yarışı devam edecek demektir. Bizim müminliğimiz bir kere olduk, seçtik, bitti değil. Hem elimizden gitme riski bulunan büyük bir nimet ki maazallah nice insanların kalpleri, ayakları kaydı. Hiç kimseye Allah ölünceye kadar iman garantisi vermiş değildir. Peygamberleri hariç herkes fiili olarak bu korkunun içinde bir ömür tüketmişlerdir. Hem de bu durulduğu yerde kendiliğinden puan kazanan bir bitki çeşidi değildir. İman sürekli geliştirilmek, sürekli takviye edilmek isteniyor. Sağlığı gibi insanın sıhhati de böyle. Bir kere insana can veriliyor, beden veriliyor. Ondan sonra koruduğun kadar sağlığın, sıhhatin oluyor. Kendini korumadığın zaman sağlık, sıhhat elden gidiyor. Sakat kalıyorsun. İman da böyle. Allah bir kere lütfediyor. Ondan sonra kulunun ölünceye kadar o imanı korumasını istiyor.